AK Parti ile MHP ittifak yapıyor. Bahçeli'nin deyimiyle CHP de gitsin İYİ Parti ile HDP ile bir cümbüş ittifakı yapsın diye. Sayın Akşener noktayı koydu dün konuşmasında. Dedi ki CHP ile ittifak yok, İYİ Parti tek başına seçime girecek. Ama bir başka ittifak tablosu şöyle çıktı. İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Ki bunların içinden Saadet Partisi son günlerde çok böyle dikkat çeken bir parti oldu. Temel Karamollaoğlu dün Müslüm Gürses'in vefatının yıl dönümünde yakarsa dünyayı garipler yakar diye bir tweet attı, sosyal medya inledi. Yani sempatik de kaçmaya başladı. Ekşi Sözlük'te Temel Karamollaoğlu için 40 yıllık ateistler ben sevdim bu sakallıyı, hak, hukuk, adalet diyor şeklinde mesajlar paylaşıyor. Yani böyle de bir Saadet Partisi'nin yükselişi var. Nasıl yorumluyorsunuz muhalefetteki bu hareketliliği? Şimdi bir, Temel Karamollaoğlu aşağı yukarı benim 40 küsur yıldır temas ettiğimiz, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz çok değerli bir arkadaşımdır. 12 Eylül 1980 darbesinden önce de Milli Selamet Partisi vardı rahmetli evet. Erbakan'ın yanında. Orada milletvekiliydi, yöneticiydi. Biz de o tarihlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreteri yardımcısıydık. 12 Eylül ihtilalinden sonra birlikte tutuklandık. Ben bir miktar, epey bir miktar hücre ve Mamak'ta yattık. Milletvekili o tarihte olmadığımız için. Ama diğerleri ilk başlangıcında ve daha sonra bizi oradan tekrar getirdiler. Dil okulunda beraberdik. Öyle mi? Aylarca tabii. Beraber yani cezaevi arkadaşınız Temel Karamollaoğlu. Mapushane arkadaşım. Evet. Ben bir ay kadar önce de veya 20-25 gün önce pardon kendisini ziyaret ettim. Ziyaret etmemin sebebi de şuydu. Sağ olsun iki defa ben hastanedeyken beni ziyarete geldiydi. Telefonla aradı 3-5 sefer. Bir dostumuz ablamla teşekküre gittik. Ama teşekküre gidince sinema konuşacak halimiz yok. Evet. Yani memleketi konuştuk. Bir saate yakın. Şunu söyleyeyim. Son açıklamaları da takip ediyorum. AKP'nin bizzat Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle görüşmelerinde ortaya koydukları tavır ve daha sonra bizzat Cumhurbaşkanı yurt dışındayken bile dedi ki genel başkan yardımcımı gönderiyorum dedi. 3 saat 10 dakika Mustafa Şentop görüştü. Ve o görüşmelerin içerisinde neler olduğunu o tarihte, o saatlerde benim bilgi sahibiyim. Ama ben bana bilgi veren arkadaşlarımızı sıkıntıya sokmak için sustum. Evet. Ama Sabahattin Önkümar Aydınlık Gazetesi'ne dün bunun bir bölümünü yazmış. Söyledikleri şu. Önkümar'ın şeyini söylüyorum. Bana gelen bilgiyi söylemiyorum. Evet. Karıştırmıyorum. 20 milletvekilli, parasal destek ve kurulacak olan hükümete 2 tane bakanlık. Ben bunu şeyden okudum. Sabahattin Önkümar'ın yazısından. Ama Saadet direniyor anladığımız kadarıyla. Ve şimdi Sayın Temel Karamollaoğlu'nun genel başkan olduğu Saadet Partisi şu anda en memleketin hayrına, en doğru işleri yapıyor. Allah razı olsun. Bak Allah razı olsun. Evet. Gerçekten bir şey daha itiraf edeyim. Evet. O ikinci görüşmeden sonra insanın kafasında bir tanıdığım bir insan. Daha önce de konuştuğum bir insan ama insanlık hali. Hani şöyle bir soru işareti belirdi. Acaba ittifaka girecek mi diye. Ve açıklamasını duydum. Kendimden utandım. Ben nasıl Temel Karamollaoğlu hakkında böyle bir tereddütlü düşünüyorum. Bu benim vicdanımı yaraladı. Ve ağlattı beni o tavır. Helal olsun Temel Karamollaoğlu'na. Helal olsun Saadet Partisi'ne. Dimdik duruyor. Allah razı olsun. Ve bir şey daha sen söyleyeyim. Önümüzdeki seçimin en kilit partisi Saadet. Birçok açıdan her partinin bir sorumluluğu var. En kilit partisi Saadet. Saadet Partisi. O yüzden mi AK Parti peşinden koşturuyor? Onu onlara sor. AK Parti ne kadar yanlış iş yaptı bu referandumda? Ne güzel tek başına iktidardı. Şimdi bakın herkesi peşinden koşuyor. Şeyi bak kendi ayağına dolanıyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz bir şey var. Doğru olan ve ben bunu hep tekrarlarım. Herkesin bir hesabı vardır. Senin bir hesabın var, Yaşar Okuyan'ın bir hesabı var, Tayyip Erdoğan'ın bir hesabı var, Ali Veli hepimiz. Ama bütün bu hesapların üzerinde mutlak geçerli olan Cenab-ı Allah'ın hesabıdır. Mutlak irade odur. Ve biz ona iman etmişiz, teslim olmuşuz. Bunu şunun için söylüyorum. Siz durup dururken anayasayı değiştirdiniz. Önünüze %50 artı bir noktasında bir baraj koydunuz. Kendi kendinize, ayağınıza kurşun sıktınız. Şimdi kurşun sıktığını
Kurşun biliyorsunuz değdiği vakit sıcaklıktan anlamazsın. Evet. 3-5 dakika sonra Allah Allah buraya kurşun girmiş. Acısı bacağım. Şimdi çıktı o zaman. Şimdi uyandılar. MHP'nin peşinden koşturuyor. Saadet'in peşinden koşturuyor. Herkesin Büyük Birliğin peşinden koşturuyor. Herkesin peşinden koşturuyor. Niye? %50 artı 1'i yakalamak adına.